Cumhurbaşkanlığımız tarafından bizlere yaşayan insan hazinesi ödülü verildi. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben 30 yıllık bu sanat hayatımda aldığım en güzel ve en değerli hediye olarak taşlandı yaptığım iş. Türkiye'de bakanlığın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği, belge verdiği, benden başka orijinaline sadık kalarak maketlerini yapan bir başkası daha yok. Talika Fayton maketi yapan yok. Bu alandaki tek kişiyim. İşte tınaz makinesi yaptım, talikalar yaptım, faytonlar yaptım. Ben bunları nasıl yaptım? Orijinallerini, birebir orijinallerini aldım. Fotoğraflarını çektim, çizimlerini yaptım, ölçülerini değiştirdim. Ölçülerini 5 defa ufalttım ve minyatür hale getirdim. Sonra bu ölçüler 1/6 oldu, 1/2 oldu, 1/2,5 oldu. Değişik ölçülerde talika faytonlar yaptım ki yaklaşık 25 yıldır bununla uğraşıyorum. Şu anda ben hiç kimsenin yapamadığı bir işi değil, hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorum sadece. Yani ben de diğer insanlardan farklı bir insan değilim. Yani derler ki bana şimdi senin el becerin farklı. Siz denediniz mi? Siz denediniz mi? Belki siz de yapabilirsiniz. Önce bir başlamanız lazım. Yani başlangıç çok önemli. İstemek çok önemli. Severek bile, aşkla yapmak çok önemli. Zamanın Cumhurbaşkanı Demirel'den bu yana bütün cumhurbaşkanlarımızda benim yaptığım ürünler var şu anda. Yani müzelerde var. Amerika'ya kadar gönderdiğim ürünler var. Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden almışsam demek ki ben çok yol kat etmişim, çok şey başarmışım. O anlatılmaz yaşanır derler ya, bu böyle bir duygu aslında. Heyecanlı mıydın derseniz, inanın hiç heyecanlı değildim. Ama gururlu muydun derseniz, çok gururluydum. Çocuklarım vardı orada. Bir sürü insanın karşısında, sahnede düşünsenize, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın elinden ödül almışsınız. Bu benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Ömrümün bundan sonraki döneminde de bu bana rehberlik edecek. Sayın Rektörümüzle görüştük bugün. Kendilerinin çok büyük destekleri oldu. Bunu başkalarına da öğretmemiz gerektiği konusunda beni yüreklendirdi. Hakikaten ben de bunu çok istiyorum. Birilerinin öğrenmesi lazım. Benden sonra kaybolmasın. Evet, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler listesine alındı talikacılık. Biz bunun mesleki yeterlilik kurumuyla birlikte ulusal standardını da hazırladık. Ama yapabilecek insanların olması lazım. Bunun için de gerçekten içinden gelerek, severek yapacak insanlar olmalı. Talikada daha çok ahşap parça var ama 1000'in üzerinde parça var yaklaşık. Ahşap parçalar var. Tabii bunun toparlanması, boyanması, işte metal aksamları da var ayrı. Ben bütün bu parçaları kendim üretiyorum. Yani dışarıdan alıp hazır takılmış herhangi bir şey yok. Faytonda mesela metal aksam daha fazla. Çamurlukları bakırdan yapıyorum ben. Aslında bazılarında deri, bazılarında saçtır. Ama ben görsellik katmak amacıyla bakır işliyorum. Fenerleri mesela orada kendim kesip, kendim kıvırıp, kendim gümüş kaynağıyla kaynatıp, yiv çekilmesi gerekiyorsa kendim çekiyorum. Ne bileyim, tekerleklerin başlıklarını tornada kendim çekiyorum. Bütün her bir parçayı tek tek ellerimle kendim üretiyorum. Bunu söyleyebilirim.
almadılar.